Merhaba sevgili Oluşum Haber izleyenleri. YouTube kanalımızda bu haftaki konuğumuz eğitimle ilgili çalışmalarımız olacak. Mavi Çilek Kişisel Eğitim Kurumu'ndayız. Kurum sahibi kendisi Güngör Yağcılar Bey'in misafiri olduk bu hafta. Eğitimle ilgili bize bir takım bilgiler verecek. Merhaba hocam, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz diyelim. Şimdi burada Mavi Çilek ve Seferihisar'da hakikaten lokasyon olarak da çok güzel bir bölgedesiniz. Eğitim kurumunun dışında burada genelde kişisel eğitim olarak bahsediliyor. Biraz bahseder misiniz bize? Burada genelde okul öğrencileri başta olmak üzere okula yardımcı, yani bu 4. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar okula yardımcı bir program uyguluyoruz. Bunun dışında sınavlara hazırlık, 8. sınıftaki LGS, 12. sınıfta da işte TYT, AYT sınavlarına hazırlık programlarımız var. Dolayısıyla yani bu iki ana başlık altında okula yardımcı ve sınavların hazırlık adı altında yani yaptığımız faaliyetlerin esas ismi bu. Evet, çok güzel. Peki kaç kişilik öğretmen kadronuz, öğrenci sayısından bahseder misiniz? Şimdi bizim hani eskiden kitlesel dershanecilik dediğimiz yani 200-300 lira varan dershanecilik anlayışından artık uzaklaşıldı. Butik dershaneler hem fiziki olarak sınırlandırmalarla bu mecbur bırakıldı. Dolayısıyla artık Türkiye genelinde öyle kitlesel dershaneler kalmadı. Butik dershaneler yani sayısı 100'ü aşmayan öğrencilerle uzaktan eğitimle eğitim veriyor musunuz hocam? Ya uzaktan eğitim ben şahsen bir iki tecrübem oldu, bir etkisi olduğunu görmedim. Biliyorsunuz yani, pandemi süresiyle ilgili evet, öğrenciler ciddi anlamda bir zorluk da yaşadı. Evet. Yani bunun mutlaka bir kayıpları da eğitim anlamında da olmuştur diye düşünüyoruz. Bu açığı bu şekilde bu eğitim kurumu da telafi ediyor mu yani? Özellikle mesela takıldığı okuldaki hangi sınıflarda problem yaşanıyor mesela? Şimdi yani şöyle söyleyelim, birisi demişti onu, hani bizim eğitim sistemimizin iki tane sorunu var. Biri eğitim, ikincisi sistem demişti zaten. Dolayısıyla yani baktığınız zaman bir sınav yazılı adına ne derseniz deyin. Hani böyle bir bilgi yoklaması adı altında yapılan uygulamalar var okullarda. Şimdi bunu yaparken hani çocuğun eksiği varsa ya da bir yetersizliği varsa bunu tespit etmek veya ne kadar olduğunu tespit etmek için bu sınavları okullarda yapıyorlar. Ama burada sadece tespit ediliyor. Yani deniliyor ki veliye, işte bakın sizin çocuğunuz burada yetersiz. Tamam, yetersiz. Ne olacak şimdi? Yetersiz yani o kadar. Ama bunu tespit ettik. Biz bunu tespit ettik. Yetersiz. Tamam, bununla ilgili arka planda bu çocuğun yeterli hale gelmesi için ne yapılması lazım? Okul kursları tabii açılıyor ama bunlar yani yine okul dersine giren öğretmenlerin girdiği kurslar. Zaten çocuk o öğretmenin dersinden bir şey alamadığı için o konuda yetersiz olmuş. Yine aynı öğretmenin kursuna girmek orada bir çözüm olmuyor. Şimdi tabii burada öğretmen arkadaşların yeterliliği ne kadar onu da ayrı sorgulamak lazım. Hocam, yani biz de bir ebeveyn olarak yani hep bu konular kafamızda kurcalayan şeyler. Yani çocuklarla, öğrencilerle, öğretmenler, eğitim kurumları arasında böyle bir iletişim söz konusu. Ve bu durumda ebeveynlere de çok fazla iş düşüyor. Velilerle bu noktada iletişiminiz nasıl eğitim kurumları olarak? Yani öğrencilere de işte ders veriyorsunuz, takviye eğitim olarak yardımcı bulmuyorsunuz. Peki velilerle diyaloğunuz nasıl oluyor bu süreçte? Bu süreci zaten hani tek taraflı olarak götürmek mümkün değil. Yani çocuğun günde 2 saat, 3 saat buraya alarak çok şey yapmak mümkün olmuyor. Bir de yaz sezonu çok da çocukların tatil modda olduğu bir dönem. Yani burada eğitim nasıl geçiyor zaten? Yani bu tatille beraber zaten çocukların tatilini çok fazla bölmüyoruz biz. Yani gün, evet, yarım gün öğlene kadar ya da öğleden sonrasını, hafta sonları zaten onlara ait oluyor. Yani çok yoğun bir program uygulamıyoruz. Özellikle yani sınav grupları hariç ara sınıfları zaten çok almıyoruz yani. Eğlenceli de bir iletişiminiz var öğrencilerle falan. Girişte de onu karşıladık. Bu da çok önemli. Çünkü zaten öğrenciler eğitim anlamında hep bir gerginlik yaşıyorlar. Buraya geldiklerinde biraz daha relax olmaları lazım. O noktada iletişiminiz çok iyi gördüm. Ya şimdi biz seviyoruz bu işi. Evet. Yani kutsal meslekler var biliyorsunuz. Yani eğitim, adalet, tıp. Bunlar yani herkesin yapması doğru olmayan meslekler. İşte zaten günümüzde
biliyorsunuz yani adam doktorsa yani bu profesör de olabiliyor devlet hastanesi, üniversite muayenehanesine çağırıyor. Benim hani şahsen tanık olduğum şeyler. Eğitimde zaten bu hakim de savcı da doktor da bu tezgahtan çıkıyor. Yani burada tezgah düzgün olduğu zaman düzgün insanlar topluma kazandırılıyor. Tezgah bozuk olduğu zaman şimdi bunu 1945'lere kadar da götürebiliriz. Yani bu Atatürk'ün vefatından sonra Marshall yardımlarıyla beraber dünyada 3-4 ülke hariç bütün eğitim sistemini belli güçler eline almış yani. Şu eğitim, bizim de eğitim şuramızı ele almışlar. Müfredatımızı 45'ten beri kendimiz yapmıyoruz zaten. Tabii gerçek eğitimciler bunu görüyor. Müfredatta aldıkları eğitimle gerçek hayatta uyguladıkları arasında çok ciddi farklar var. Yani evet. Çocuk gördüğü eğitim sistemiyle yaşadığı gerçek hayat arasında bir problem yaşıyor ister istemez. Yani bir de kaygılı çocuklarımız. Yani işte eğitim bitiyor. Evet, ailelerin çocuklarından çok ciddi beklentileri var. İşte öğretmen olsun, doktor olsun, mühendis olsun. Hani parlayan bir yıldız olarak görüyor. Hepimizin evlatları değerli. Ama şayet ki ülke ekonomisine baktığınız zaman hani beklentiler karşılanamayınca mesela biz de çok fazla hikayelerle karşılaşıyoruz bu durumda. Çok iyi bir mezun olan bir okuldan üniversite öğrencisi işte atıyorum bir yerde garsonluk yapıyor vesaire. Hani farklı böyle ilk beklenti içerisinde deyip günü kurtarıyorlar. Hani siz buradaki gözlemlemeleriniz mutlaka derecelik alan, Türkiye'yi temsil edecek olan öğrenciler de çıkartmışsınızdır muhakkak. Peki evet. Onlara ne gibi mesajlar veriyorsunuz? Böyle çocuklarımız oluştu mu? Biraz bahseder misiniz? Şimdi birincisi burada hani eğitim sistemi standart. Herkese özel koleje de gitse, devlet okulunda da gitse aynı müfredata tabi oluyor. Dolayısıyla burada veli ekstra şeyler yapmak zorunda. Yani çocuğunun ilgi alanını kendisi tespit edecek. Küçük yaşlarda bunu yapabiliyorlarsa biz burada uzman kuruluşlarla kişisel eğilim testleri yaptırıyoruz zaten. Bizim bu anlamda dışarıdan kurumsal anlaşma yaptığımız psikologlarımız var. Bu testleri bize hazırlıyorlar. Avrupa'da, dünyada uygulanan testler var. Bunları Türkiye'ye bizim sosyolojimize uyarlayarak biz burada çocuklara bu kişisel gelişim, kişisel eğilim testlerini yapıyoruz, raporlandırıyoruz. Ama şimdi burada da biz sadece bunu tespit etmekle kalıyoruz. Yani senin çocuğun müziğe eğilimli. Diyelim ki bu çocuk 5. sınıfta. Tamam, eğilimli. Ne yapacak? Paran varsa buna özel eğitim aldırabilirsin. Paran yoksa tamam, devlet okulunda gördüğün müzik dersi ne kadarsa o. Böyle öğrencileri sıyırıp hani en iyi yerleri çıkartmak, taşımak da aslında eğitimcilerin de o noktada görev ve sorumluluklarında. Mutlaka sizin de böyle gözünüzde gördüğünüz, bu çocukta ışık var dediğiniz, o çocuğa böyle yüklendiğiniz oluyor mu? Yani Seferihisar'da nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Zaten şu an hali hazırda da hani başarılı bulduğumuz çocuklara biz %100 burs veriyoruz zaten. Şu anda var öğrencilerimiz. Artı Kaymakam Bey'le de bizim bu anlamda bir toplantımız oldu. Ben kaymakamlığa da 10 kontenjan verdim. Yani tespit ettiğimiz, bizim tespit edemediğimiz ama maddi gücü olmayan 10 tane çocuk size kontenjan olarak veriyoruz dedik. Daha önceden de bu belediyeye de verildi. Ama hiç değerlendirilmedi yani bunlar bir şekilde nedense. Halbuki böyle var, çok öğrencimiz var, çok çocuğumuz var. Ben okul müdürlerine de bizzat söyledim. Dediğim gibi yani duyarsız davranıyoruz. Yani bu çocuklar hani imkanı olmadığı halde hani işte dedim ya, bu herkes öğretmenlik yapıyor. Bu herkesin yapacağı işler değil. Yani bunda çocuğun bir yeteneği, bir şeyi varsa ona nasıl yardımcı olabilirim diye rahatsız olması lazım yani. Şimdi bizim maalesef özel öğretim yani karşılığında bir ücret alarak yaptığımız, verdiğimiz bir hizmet. Tabii ki yani bunu hobi olarak kimse yapamaz, öyle bir lüks değil. Ama bunun dışında da toplumun bize verdiği bir sorumluluk da var yani bir öğretmen olarak, bir kurum sahibi olarak. Hani bu bizim kazancımızın bir zekatı olarak değil de yani sosyal sorumluluğumuz, vicdanımızın gereği olarak yapmamız gereken, orada başarılı ama imkanı olmayan çocuklar varsa bunların elinden tutup sonuna kadar arkasında durmamız gerekiyor. Biz hatta üniversiteye gönderip arkasından burs gönderdiğimiz çocuklarımız bile oluyordu. İşimiz bitmiş, hala para gönderdiğimiz mesela çocuklarımız bile oluyordu yani, öyle söyleyelim. Burs bulma anlamında yardımcı olduğumuz çocuklar oluyor yani. Dolayısıyla yani hani bu duyarlılığa biraz daha sahip olması lazım. Yani bizler de eğitim anlamında bu noktada çocuklarımızın hakikaten iyi yerlere gelmesi için çok mücadele veriyoruz. Elimizden geleni bizler de yaparız.
yani basın olarak ne gerekiyorsa medya sponsoru olarak düşünüyorum. Zaten en büyük sorumluluk burada hani toplumun bilinçlenmesi. Evet. Dolayısıyla hani bu anlamda bazı şeylerin yayılması anlamında evet. Hani sosyal anlamda en büyük sorumluluk size düşüyor. Bizim böyle bir gücümüz yok zaten. Hizmet anlamında da hani bu tür şeyleri yapmanıza bizim ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin ihtiyacı var. Özellikle benim sizlerden ricam çocuklar meslek konularında, özellikle lise grubundaki çocukların ve meslek konularında çok yetersizler, hiç bilgileri yok. Hani bu meslek grubundaki insanlarla röportajlar yapılıp kendi yaptığı meslekle ilgili gençleri aydınlatması, karşılaşacağı zorluklar, ondan sonra yaşayacağı hayat standartlarının ne olabileceği, bu mesleğin geleceğiyle alakalı bilgiler vermesi konusunda yani arzu ederim. Çok keyif aldık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah tekrar ilerleyen zamanlarda sizlerle görüşürüz. Son olarak eğitim öğretim yılına başlayacağız önümüzdeki haftalarda. Artık bir yaz sezonu da böylelikle tamamlanmış oldu. Çocuklarımıza buradan nasıl bir mesaj gönderebilirsiniz? Velilerimize neler söylemek istersiniz? Yani çocuk yaştaki çocuklar çocukluğunu yaşasın. Çok fazla hani öğretmen arkadaşlar, veliler hani ödev konusunda çocukları sıkmayın. Dolayısıyla zaten onlar yeteri kadar enerjilerini okulda şey yapıyorlar, tutuyorlar. Bırakın çocukluklarını yaşasınlar. Ama bunun dışında da çocuklar da en azından o gün anlatılan konuları anlasınlar. Anlamadılarsa rahatsız olsunlar. Çok çalıştıkları zaman ileride sıkıntı oluyor. Yani şimdi bir kuşun iki kanadından biri uzun olsa ya da biri diğerinden kısa olsa bu uçamayacağı anlamına geliyor. Bu çocuklardan bizim istediğimiz hep ders alışsın. Yani bunların hem sosyal hayatı hem de yani iş hayatı diyemiyoruz ama iş hayatı gibi olan bir eğitim hayatları var. Onların kaldıramayacağı bir şey bu. Biz ona rağmen çocuklar sabırla o okula sabah köründe uykusuz gidiyorlar. Bir saat daha dursalar mesai dişçi gibi artık gelecekler. Yani ciddi bir mesai yapıyorlar ama onların mesai evde de bitmiyor. Eve gelince de bu sefer ödev yap, bilmem ne yap. Diğer babası geliyor, pijamalarını giyiyor, rahatına bakıyor, çocuk onu bir de yapamıyor. Dolayısıyla yani bu anlamda anlayış göstersinler çocuklara fazla. Çünkü çocuğun yeteneklerini bilirseniz ona ne kadar yük yükleyeceğini de bilirsiniz. Yani sizin çocuğunuz nereye kadar koşabilir, hangi hızla koşabilir? Daha fazlasını istemeyin çocuğunuzdan. Yani zulüm etmiş olursunuz sadece. Onun çocuğunuzu tanıyın, neler yapabileceğini bilin. Onun üstüne fazla bir şey istemeyin yani, onu istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgilere. Tekrar görüşmek üzere.